Evet arkadaşlar, şimdi bir detay göstermek istiyorum size. Şimdi şurada yanaklara vurduğumuz, diş cephenin yanaklarına vurduğumuz malzeme XPS. Piyasadaki adı XPS. Foam board olarak geçiyor. Bunun kalınlığı 3 cm. Şu kalınlığı 3 cm. Boyu 1.20. Eni de 60. Bizim bu yanaklarımız 32 cm geldiği için şu yanaklar. Şurası 32 santim, yani tabliyemizin kalınlığı 32 santim geldiği için biz bu 120'ye 60'ı boydan boya kesiyoruz. 30-30. İki parça haline getiriyoruz. Şurada görüldüğü gibi. Şurada gördüğünüz gibi 30 santim. Bunun eni 30 santim. Bu 30 santime getiriliyor. Daha sonra bu şekilde dübelleniyor. Bu dübelle içine dübelleniyor. Arka tarafı şurası betondan tarafa geliyor. Bunun amacı da beton geldiği zaman bu dübeller betonun içinde kalıyor ve bu kalıp söküldüğü zaman bu parçalanmıyor, arkaya doğru açılma yapmıyor. Bunu yapmamızın amacı da bizim bu diş cephelerimiz biliyorsunuz açıkta kalıyor. Bunlar ısı köprüsü arkadaşlar. Yani ısıyı içeriye, soğuğu ve sıcağı içeriye iletiyor. Bu yüzden ufak da olsa bir izolasyon görevi görüyor bunu yapmamız. Yazın serin, kışında sıcak tutmaya neden oluyor. Bu da böyle ufak bir detay ama size göstermek istedim. Tüm hali de bu şekilde zaten. Şöyle 120'ye şöyle 60 bıçakla, maket bıçağıyla falan kesebiliyorsunuz yani. Millenüs köpük. Bunu bu şekilde dış yanaklarımıza çakıyoruz. Daha sonra da şurada gördüğünüz gibi çivileniyor kalıba. Bu şekilde bunu da uygulamış oluyoruz.